Selamlar, ben Semih. Bugün Maxlaması en kolay ve çok fazla yetenek isteyen destek oynayacağız. Şu anda büyük mücadele 9 galibiyetteyim. Hemen maçımıza geçelim. Buzlu açılış hamlesiyle başlayalım direkt. Biliyorsunuz destekimiz hızlıysa biz başlayacağız. Burada havan kartımı kullanacağım ama umarım felaket kulesi veya Tesla atmaz. Havanı mükemmel koruduk. Evet, güçlü madenci tutmak için bir iskelet bile yeterli. Havanın bir vuruşu bile önemli. Özelini basamadım, mükemmel. Havanı basalım. Topu geri atmak zorunda kaldı okçularımız sayesinde. Dart golünü atabilir diye şövalye attım. Dart orada öldü, mükemmel. Maçın sonuna kadar bu karımı korursam maçı yenebilirim. Şimdi roket atabiliriz bence çünkü rakip maksimum ne yapabilir? Rakibin fıçısı var, onu atsa bile ben zaten tomruk atacağım. O yüzden roketi sallıyorum. Bizi de 5 kişi izliyor, bayağı destekçimiz var. Evet, o roket geldi rakipten. Altta kalmak istemiyor belli ki. Köprüden dartla vurabilir, başka vurabilecek bir şey yok yani, aklıma gelmiyor. Evet, havalımızı koyabiliriz. Tomruk açtık ama olsun, ana kulemizi açtık. Arkaya doğru atmasını beklemiyordum çünkü kasırgam olduğunu bilmesi lazım. Hiç vuramadı, şimdi roket vakti. Ana kulesini açsam da önemli değil, biz havan oynuyoruz. Hatta tohumu da kullanacağım, kasırgayla fıçıyı savunabiliriz. Rakibin işi çok zor. Bir roket daha sallayacağım. Sanırım 2-3 roket dağıtmamız lazım. Ama bizim için sıkıntı değil. Ortaya doğru attım okçuyu özelliği basar diye. Son bir roket kaldı. Maçın başındaki havan vuruşları olmasaydı belki de zorlanacaktık bu maçı yenmekte. Rakip bol şans diyor, biz de diyelim. Ve geçelim ikinci maçımıza. Bence bu maç temiz bir maçtı. Evet, hemen başlangıcımı yapıyorum. Okçulara bölerek başlamak da güzel bir başlangıçtır. Zaten bu DS de ilk şeyin birazcık değişik bir versiyonu gibi sanki. Ama roket var. Kasırga var. Rakip Pekka oynuyor. Güzel bir anakul aktivasyonuyla başladık maça. Özellikle Pekka'ya karşı bize çok büyük bir avantaj sağlayacak. Sol tarafa herhalde bir tomruk atsam yeterli olacak, hem kuleye de vururuz çaktırmadan. Bu maçta nasıl oynamalıyız derseniz, köprüden havan basarsak ve gerektiğinde roket atarsak kâra geçtiğimizde bu maçı yenebiliriz. Şöyle havanı basacağım ama pek atabilir. Olsun, atsın. Tamam. Çarpmaya dikkat.
çok kritik güzel bir kasırgaydı. Ana kulemiz açık olmasaydı bu kasırgayı atamazdık. Herhalde blokçu basamaz köprüden. İksir yok. Şimdi ben havanı basacağım. 7 iksir yoktur. PK atamaz. Blokçunun açısını bozmam lazım. Şu an çok güzel bir açıda. Hala vuruyor. Evet işte böyle büyük bir hata yaptı. Gördüğünüz gibi Pekka'yı roket atabileceğim yere attı. Okçu döndüreceğim. Ale topunu kullansın. İkincisi de cevapsız kalsın. Düz mantık. Havanın vurmasına izin vermiyor. Maç resmen şu an başa baş geçiyor. Destek inanılmaz bir el çabukluğu istiyor. Roket atarsam çok agresif olur. Tamam şimdi basabilir sanırım havanı. Ne atacak bakalım. Gerçekten vuramıyoruz rakibe. Biz yine iyisi roket atalım. Roket garantidir. İkisi olarak çok geriye düştük. Çok dikkatli olmalıyız. Acaba iki tane roket attır mı diye düşünüyorum. Ama Pekkacı iki tane roket attırmaz bana. Baksanıza ne var ne yok, köprüden basıyor. Ben artık roket atmak istiyorum, adam bir türlü bırakmıyor beni. Ve bitirdik maçı. PKC'ye karşı oynamak kolay değildir. Şimdi son galibiyete geldik. Bu desteği bitirebilecek miyiz bakalım. Evet karşımızda Divine Royata var. Her maç olduğu gibi gene ben başlıyorum. Altın şöyle bir deste, bakalım diğer kartlar ne. Ben niyeyse böyle bir deste bilmiyorum. Evet çok yanlış oldu. Ben de diyordum şimdi domuzu çekeriz ana kulede. Güzel bir başlangıç yaparız ana kulemiz açık bir şekilde. Ama maalesef olmadı. Önümüzdeki domuzlara bakarız. Ana kulesini açtıracağı çok fazla kart var. Evet fail üstüne fail ile başladık. Bu adam da mı Pekka oynuyor? Evet şimdi çok üst düzey bir hareket yapmaya çalışacağım. Koş binicini sağa doğru ittiriyorum. Ardından kasırgayla nukleyimi açıyorum. Rakibimiz de bravo diyor. Küçük bir domuzla açamadım nukleyi. Koş biniciyle açtım. Güzel bir roket fırsatı. Bir de altın şövalye roketten kaçsın diye özeline basıyor. Roketten kaçabilseydi gerçekten çok havalı olurdu. Evet havanımı basamıyorum. Ters tarafa atsam havanı bir tık kule canlarını eşitleyebilir. Biz arkadan çıkalım. Ale topu varsa atsın ki ikinci okçumuzu döndürelim.
Atar mı? Evet, ikinci okçumuz geldi. Gene çok ucuz savunduk. Bu maçta kolay maç olacak gibi durmuyor. Bayağı bir sabır ve defans yapmak gerekiyor. Eğer birilerinize güveniyorsanız bu desteği oynayın, yoksa oynamayın kesinlikle. Bir an kuleye zıplayacak zannettim 6 şöyle. Çift taraflı geliyor. Bir anda bütün kartlar öldü. Çok güzel tuttuk hayatı. Sanırım bu maçta da roket döndürmemiz gerekecek. Ben hafiften defans yatıyorum. Elektro büyücü gerçekten havalı, çok güzel tuttu. Kule canı olarak çok fazla geride değiliz, o yüzden roket döndürmüyorum. Havan lütfen kuleye vursun. Sola bir tomruk roket atarız. Evet, koş binci yok oldu orada. Havan kulede. Bir tane daha vursun. Mükemmel. Burada roket sallamam doğru değil ama sallayacağım. Rakibin PK'sı gelene kadar okçular çok önde kalacak çünkü. Sola bir roket geliyor. Aman dikkat. Evet, maçı yendik. Sonunda koş binci niye donmadı anlamadım. Ama çok temiz oynadık desteğiyle. Evet, başta tek tük hatalarımız oldu ama önemli değil, toparlanabilir. Eğer maxlamak istiyorsanız bir desteği, en kolay maxlanan deste budur. Ama uyarıyorum tekrardan, oynaması zordur. Evet, şimdi sandığımızı açalım. Hızlıca açacağım, video uzun oldu çünkü. Evet, neredeyse hepsi max olduğu için zaten ekstradan altın veriyor bana. Ve videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.